Yaşananlar korku filmi gibiydi. Yol boyunca üç ceset ve dehşete düşen insanlar. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Köprülü Mahallesi bu sabah kan gölüne döndü. İlk kurban Hayati Özkaya'ydı. 5 yaşındaki oğlu Osman'la mobiletle ilerlerken uğradığı silahlı saldırı sonucunda kanlar içerisinde yere yığıldı. Küçük çocuk vahşetin ortasında kaldı, kıl payı kurtuldu, dehşete düşmüştü. Kanlar içerisindeki babasının kucağından çevredeki vatandaşlar tarafından alındı. Şey yapmayın ya, şaşırdı çocuk. Tüm bunlar yaşanırken yaklaşık 500 metre ilerideki kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı Necmettin Şahinoğlu tabancayla başlarından vurulmuş halde bulundu. Mahalle ölenlerin yakınlarının feryatlarıyla inledi. Mobilet üzerinde hayatını kaybeden Özkaya'nın 7 yaşındaki kızınınsa babasına son bakışıydı bu. Eşi Mehpare Özkaya şoktaydı. Ya anne şu çapraz yok Ayşe'nin babası. Ayşe'nin babası mı? Niye? Ne bileyim ben. Geldi arabamızla. Arabayla durdu sıktı. Babana sıkıyordu ben. Akıllardaki soruysa buydu. Vahşeti kim neden yapmıştı? Kısa sürede tek tek hepsi ortaya çıktı. Biri mobilet üzerinde, ikisi kahvehanede olmak üzere üç kişinin tabancayla öldürülmesi olayını, astsubaylıktan atılma Güçlü Doğan T'nin cinnet getirip gerçekleştirdiği öğrenildi. Mahallede önüne gelen herkese ateş ettiği, mermisi bitince de otomobille kaçtığı ortaya çıktı. Mermisi bitmese mahalledeki herkesi öldürecekti. Zanlının bir süre önce eşi ve çocukları tarafından terk edildiği, bu nedenle de psikolojisinin bozulduğu belirlendi. Cinayet dedektifleri tarafından yakalanan zanlı emniyete götürüldü. Sorgusu sürüyor. Bartın'da bir kişi iddiaya göre 8 yaşındaki kız çocuğunu kandırıp binanın arkasına götürerek cinsel tacizde bulundu. Bu sırada da çığlık atan kız şüphelinin yanından kaçarak koşmaya başladı. Çevredekiler şüphelinin fotoğraflarını çekerek polise haber verdi. Fotoğrafları sosyal medyada da paylaşıldı. Güvenlik kameralarının kayıtlarından yeri tespit edilen zanlı yakalanıp gözaltına alındı. Farklı illerde çocukları kaçırma, çocuklara cinsel istismar ve hayvan hırsızlığı suçlarından sabıkası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mide bulandıran görüntü Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir markette kayda geçti. Akıllara durgunluk veren o anlarda markette alışveriş yapan bu kişi, reyonların arasında bir süre gezdikten sonra kasaya doğru ilerledi ve marketin orta yerine tuvaletini yaptı. İsmi öğrenilmeyen kişi kasiyerin durumu fark edip kendisini uyarmasına aldırış etmeden dışkısını ayağıyla tezgahın altına itmeye çalışıp hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı. Tuğba Erkol, 37 yaşında, 3 çocuk annesiydi. Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi onun sonu oldu. Konya'nın Karatay ilçesinde işlendi cinayet. Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan Bekir Erkol ve eşi Tuğba Erkol arasında şiddetli geçimsizlik vardı. Tuğba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Adamsa bu karara rağmen mesai bitiminde eşinin çocuklarıyla kaldığı daireye gitti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçakla bıçakladı. Yaralanan kadın can havliyle kapıyı açtı, dışarı çıkmaya çalıştı. Çiftin yaşları 9 ile 13 arasında değişen 3 çocuğu da babalarını engellemeye çalıştı. Ancak çocukların bu çabası da onu durdurmaya yetmedi. Apartman içerisinde genç kadını defalarca bıçakladı. Sonra da iki erkek çocuğunu yanına alıp olay yerinden uzaklaştı. Bekir Erkol'un olay yerinde bıraktığı kızına ise yardım istemene gerek yok, anneniz öldü dediği öğrenildi. Sağlık ekipleri vücuduna 20 bıçak darbesi alan kadının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı Bekir Erkol polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Suç aleti bıçakla birlikte gelen polislere teslim oldu. Emniyet müdürlüğüne götürülürken basın mensuplarına yaptığı açıklamada kan dondurdu. Eşini niye öldürdün? Namus. Ne namusu? Pişman mısın? Namusu için pişman mı olurum?
Antalya'da iddiaya göre 30 yaşındaki adam iki çocuğu ve birlikte yaşadığı kadınla yüzmek için sabah saatlerinde Konyaaltı sahiline gitti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştılar. Kadın eline geçirdiği demir çubukla adamın başına vurup yaraladı. Adam da aynı demir çubukla ona vurmaya başladı. Çocuklarının ve sahildekilerin gözleri önünde kadına dakikalarca vurdu. Kadın bayıldı. Adam çocuklarını da alıp kaçtı. Kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Isparta'da 16 Ağustos'ta bir doktora uygulanan şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Yalvaç Birnoğlu Aile Sağlığı Merkezi'nde bir baba ile oğlu sürücü belgesi için sağlık raporu almaya geldi. Oğluna rapor verilirken kendisinin rapor alamamasını öfkelenen babası, "Bunlar bana nasıl rapor vermedi de oğluma verdi?" diye bağırmaya başladı. Doktor Mehmet Akyol onu yetiştirmek istedi. Merkezdekilerse durumu polise bildirdi. Merkezden dışarı çıkan adamsa bir süre sonra tekrar içeri girerek bağırmaya devam etti. Kendilerini tekrar uyaran Mehmet Akyol'a baba oğul tekme tokat saldırdı. Doktoru ellerinden polis kurtardı. Baba oğul gözaltına alındı. Doktor Mehmet Akyol'su önce Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, ardından da Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Başında 7 santim açıklık, burnunda da 3 yerinden kırık olduğu belirlendi. Burnundan ameliyat edildi. Tedavisi sürüyor. Saldırganlarsa serbest bırakıldı. Doktor Mehmet Akyol ikisinden de şikayetçi olacak. Ölüm onları teğet geçti. İnanılmaz anlar Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kaydedildi. Şefaatli'de hareket halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırıma doğru ilerlerken kaldırımda yürüyen genç çift durumu fark etmedi. Römorkun kaldırım kenarında park halindeki otomobile çarpmasıyla durumu fark eden çift son anda kurtuldu. (15) yaşındaki kız Bursa'nın İnegöl ilçesinde mısır satıyordu. Bugün satışa çıkmak için hazırlık yaptığı sırada dehşeti yaşadı. Mısır arabasının içerisinde bulunan tüpü yakmaya çalışırken içerideki gazın birikmesiyle tüp birden harladı. Talihsiz kız yüzünden feci şekilde yaralandı. Elleri de yaralanan kız çocuğu İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen DK dışarıda uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. Antalya Kumluca'da Suriyeli Firas E. Şahaze'nin 3. kattaki evlerinin balkondan düşerek ağır yaralandığı o anlara şahit olanlar yaşananları anlattı. Dün akşamüstü ben burada duruyordum. Bir pat diye ses geldi. Bir baktım. Çocuk şuraya düşmüş. Hemen koştum yanına. Herkes zaten mahalle olarak herkes yanaştı. Hemen 112'yi aradık. 2 dakika sonra hemen 112'de geldi. Mahalle komşular geldi. Yardımcı oldular. Bebek kafayı yere vurunca ağzı kanla doldu. Bazı abilerimiz ağzını parmağını soğuk deliğini çıkardılar ve ağzına kanı çıkarıp çocuğun yaşamasına sebep oldu. Ondan sonra ambulans geldi. Mahallenin müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleyle küçük çocuk ambulansla hastaneye götürüldü. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yeşilyayla mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişiyle satış yapmasını engellemeye çalışan bir kişi arasında tartışma çıktı. Şahsı uyuşturucu satmaması için uyaran kişiye arkadaşları da destek verdi. Gerginlik büyüdü. Uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen genç belindeki tabancayı çıkarıp kavga ettiği kişiye iki el ateş etti. Olay yerinden ateş ederek uzaklaştı. Kurşunlardan biri de cadde üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oturan 19 yaşındaki gencin bacağına isabet etti. Şüpheli otomobille olay yerinden kaçarken iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi bulmaya çalışıyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde de uyuşturucu nedeniyle kavga çıktı. 3 kişi uyuşturucu ticareti yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan bir kişinin evini bastı. Çıkan arbede sırasında evi basılan kişi bıçaklandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye götürürken evinde arama yapan polis ekipleri 550 gram uyuşturucu ele geçirdi.
Şüpheliler evlerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Birçok dosyadan kayıtları bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Narkotik polisi uyuşturucu operasyonu yaptı. Yakaladığı zanlıların ifadelerinden yola çıkarak da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şahısların kimliklerine ulaştı. Bu şüphelileri bir süre takip eden ekipler şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını tespit etti. 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer 5 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor. Nisan ayında Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Dursun Kağan'ın önündeki aracı sollamak istemesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başlamıştı her şey. Önce sollamak istediği otomobile, daha sonra da bariyerlere çarparak durabilmişti. Kazayı gören iki vatandaş yardıma koştu. Araçtaki üç kişi de çıkarıldı, fakat ikinci bir kaza yaşandı. Arkadan gelen araç sürücüsü hem kazazedelere hem de onlara yardım edenlere çarptı. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İçlerinden Murat Işık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Mert'e ise tutuklandı. Hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Üzgün olduğunu, uzun süredir tutuklu kaldığını ve tahliyesini talep ettiğini söyledi. Ölen Murat Işık'ın yakınları ise sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece yarısı kente gelen İstanbul plakalı okul servisi minibüsünü takibe aldı. Kente girdikten sonra Yunanistan'ın sınırında bulunan köy yoluna giren minibüs polis ekipleri tarafından durdurularak arandı. 18 kişilik minibüsten 30 kişi çıktı. Minibüs şoförü işsiz ve parasız olduğu için bu işi yapmaya mecbur kaldığını söyledi. Sadece bana 1000 lira para verdi. Evet. Ben de durumum yoktu, çalışmıyordum, işsiz güçsüzüm. 3 tane çocuğum var, başka bir gelirim yok, kiracıyım. Ben de o yüzden atladım. Pişman mısın? Pişmanım ama ne yapalım, yapacak bir şey yok. Benim işim yok, ben işsizim. Minibüse el koyan polis, sürücü Bülent A'yı kelepçeledi. Kaçak göçmenler ise polisin el koyduğu minibüsle birlikte sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Suriyeli göçmenler sağlık kontrolü ve emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bülent A ile ilgili soruşturma sürüyor. Ağustos tarihinde Orhaneli ile Mustafa Kemal Paşa ilçeleri arasındaki Çivili bölgesinde çıkan orman yangınında 145 hektar alan zarar görmüş, 500 metre, 1 kilometre mesafelerle 7 farklı noktalarda aynı anda yangının çıkması sabotaj iddialarını gündeme getirmişti. Yangın 7 noktada, ilk baştan 7 noktada başladığı için, yani bu konuda da bizim düşüncemiz bunun sabotaj olduğu yönünde şüphelerimiz vardı. Tabii farklı noktalarda ve araları 1 kilometre, 500 metre mesafedeki alanlarda başladığı için ekiplerimizin bu farklı noktalardaki yangını kontrol altına alma çabaları sonucu tabii yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. 145 hektar. Yaptığımız dün evvelki gün yaptığımız arazideki tespitlerimiz 145 hektarlık ormanlık alanın yangından etkilendiğini. Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın olayın faillerinin arandığının altını çizdi. Bu tabii 7 farklı noktada çıkmış olması bizim buranın kundaklama bir yangın olduğu yönündeki şüphelerimizi kuvvetlendiriyor. Tabii ki adli olarak konunun araştırılması Genel Kuvvet jandarmanın görevi. Bizler de tabii takip ediyoruz. Biz daha çok orman yangınlarının söndürülmesiyle ilgilendiğimiz için bu esnada adli kolluk, daha çok Cumhuriyet Savcılığımız bu konularda gerekli sahadaki araştırmaları, bu şüphelerin giderilmesi yönünde gerekli tahkikatı yapıyor, yürütüyorlar. Fail bulunduğunda da koordineli olarak bizler bu yangında meydana gelen
kurumumuzun zararını tanzim anlamında gerekli yasal işlemleri başlatacağız. Failleri de hakkında da Cumhuriyet Savcılığı'ndan suç duyurusunda bulunacaktır. Yanan arazinin de kısa süre içinde projelendirilerek önümüzdeki Şubat ayında ağaçlandırılacağını söyledi. Hemen süratli bir şekilde işletmemiz şu anda yoğun bir şekilde arazideki yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması ve bu Aralık ayı içinde oranın ağaçlandırılması için gerekli proje ve temizlik çalışmalarına başladık. İnşallah önümüzdeki Şubat ayında tamamen 145 hektarın tamamen her metrekaresini ağaçlandırarak burayı yeniden doğaya kazandırmış olacağız ve ondan sonraki süreçte de burayı her sahada olduğu gibi, her yanık sahadan sonra olduğu gibi 15 yıl boyunca hem bakımlarının yapılması yönünde hem de oradaki ağaçların sağlığını, fidanların sağlığını takip yönünde çalışmalarımız devam edecek. Elektronik market çalışanının dikkati sayesinde yakalandı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki elektronik markete gelen Yalçın İ, kimliğini ve kredi kartını vererek görevliye cep telefonu siparişi verdiğini, gelip gelmediğini sordu. Bunun üzerine görevli kontrol ettiğinde verilen kimlikle kredi kartının farklı şahıslara ait olduğunu fark etti. Şüpheliye cep telefonunun mağazada olmadığını, başka bir şubeden getirileceğini söyleyerek birkaç saat sonra gelmesini istedi. Bu sırada da polisi arayıp her şeyi anlattı. Mağazaya gelen ekipler bir süre sonra telefonu almaya gelen Yalçın İ'yi suçüstü yakaladı. Emniyete götürülen Yalçın İ'nin Ankara'da bulunan Volkaniye'ye ait kredi kartından başka hesaplara 48 bin lira havale yaptıktan sonra 32 bin liralıkta alışveriş yaptığı öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Şişli'de Polat Öğüt'ün kullandığı taksiye yolcu olarak binen kişi Feriköy Mezarlığı'nda harekete geçti. Yanında bulunan bıçakla tehdit ettiği taksi şoförünün 80 lirasını ve cep telefonunu alarak araçla da olay yerinden uzaklaştı. Arkadaşımızı otelin önünden alıyor. İyi giyimli, iyi kuşamlı, elinde milyarlık cep telefonu, elinde Mercedes anahtarıyla arkadaşımın aracına biniyor. Feriköy Mezarlığı'nda da arkadaşımız bıçak çekip tehdit etmeye başlıyor, paralarını istiyor. Sonra bıçağı kendisine sallayıp arkadaşım sen abiyle kendini dışarı atmış. Sonra da arabayı alıp çekip gitmiş. Uyuşturucu bağımlısı, alkolik bir adamın birisiymiş. GPS'i takip ettik, aracın burada olduğunu bulduk. Memur arkadaşlar şu an ilgileniyorlar zaten. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri GPS üzerinden takip ettikleri aracı kovalamaya başladı. Başakşehir'den Avcılar'a doğru seyreden şüpheli bir caminin önünde aracı bırakıp kaçtı. Araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adana'nın Seyhan ilçesinde tedavi olmak için sağlık ocağına giden Eyüp'e sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli orada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra sağlık ocağından ayrılan şüpheli kayıplara karıştı. Bir süre sonra telefonunun çalındığını fark eden görevlinin polisi aramasıyla ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen şüphelinin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası vardı. Kısa sürede yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hüseyin Mahme ve Cihar Ferman çiftinin 5 yıl önce İzmir'de doğan ikiz oğullarından Ahmet Mahme, milyonda bir görülen doğuştan kaval kemiği yokluğu teşhisi konuldu. Çocuğun bu hale gelmesinde ihmal olduğu iddiası var. Suriye vatandaşı gelmişler buraya. 3 sene sonra eşi hamile kalmış. Tepecik Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler. Fakat bir ay boyunca hastanede kaldı, küveste. Babasına göstermedi. Gösterdikten sonra ayağı sakat kalmış. Biz tekrar Tepecik Araştırma Hastanesi'ne gittik. Fakat başhekimin yanına çıktık. Başhekim bize diyor
götür gazeteye ver. Ondan sonra şikayet edin. Ama adam dil bilmiyor. İz bilmiyor. Nasıl verecek, nasıl gidecek? Bu fakir aileye bir yardım talep ediyoruz. Sağ ayağı içe dönük ve deforme olan Ahmet'in ameliyatı için 35 bin lira gerektiğini belirten aile, yardımseverlerden kendilerine destek bekliyor. Bana geldiler, ben vatandaş olarak yardım etmeye çalıştım ama İstanbul Tuzla'da bir doktor buldum. Daha önce 65 milyar demişti, sonra biraz çaba gösterdik, 30-35'e kadar indirdik. Ama sonradan para bulamadık, yapamadık. Ondan sonra bu Tepecik Araştırma Hastanesi'ne götürdük, çocuk bölümüne götürdük. O da bir doktor vardı, o da bir ameliyat yapmışlar herhalde birkaç tane. O da diyor ki 3-4 ameliyatta ayağı düzeltirebilirim ama kesime ihtimali de var. İtalya'nın Elmalı ilçesi Gölova mahallesinde meydana geldi. Mahallede bulunan boş arazide çıkan ve seralara doğru hareket eden hortumda bir serada maddi hasar meydana geldi. Allah'ın takdiri, yapacak bir şey yok. Rüzgar geldi, hortum geldi. 2 bloğu patlattı. Gereğini yapacağız. Daha önce de oldu herhalde. Çalışmaya devam, yola devam. Aynen, daha önce de oldu. Rüzgar, yaz günü rüzgarı bu. Allah'ın ne zaman estireceği belli olmaz tabii. Diğer yandan 100 metre etkili olduğu alanda bir başka serayı da tehdit geçti. O anlarsa bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Çin'de aşırı yağışlar sele, sel toprak kaymasına, toprak kayması ise çamur seline neden oldu. Toprak kaymalarında 8 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. 23 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Afet nedeniyle 20 bin yerleşim alanının hasar gördüğü bildirildi. Boşanma davası için duruşmaya giden bir adam motoruyla eşine çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle sürüklendi, ağaca çarpıp durabildi. Motoruyla bir otomobile vurarak duran adam daha sonra da palayla kadına saldırdı. Kadın çevredeki insanların yardımıyla kurtuldu. Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan'ın doğusunda Port Sudan şehrinde aşiretler arasında çatışma çıktı. Bir kişi öldü, 58 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Sudanlı yetkililer geçtiğimiz Mayıs ayında El Gadarif eyaletinde iki kabile arasında çıkan çatışmada 7 kişinin öldüğünü ve 22 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde özel jet kalkış sırasında alev aldı. Uçakta bulunan 8 yolcu ve 2 pilot olaydan yara almadan kurtuldu. Uçak yangının ardından hurdaya döndü. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar, vefatının 33. yılında Gemliğin Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarı başında anıldı. Anma programına Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Metin Kıratlı, Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, kurum ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Törende Bayar ailesinden merhum Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy yer aldı. Anma töreninin ardından Bayar Müzesi gezildi.
Bursa sanayisinin öncü kuruluşlarından Gökçen ailesine bağlı B-Plus, 4 yıl önce satın aldığı Alman uçak firması Aquila ile zirveye çıkıyor. 250 yıllık geçmişi ve teknolojiye dair önemli adımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık sahibi Bursalı iş insanı Celal Gökçen, Türkiye'nin ilk yerli uçağını yapma hayaline iyice yaklaştı. Aquila en son Almanya'da düzenlenen tasarım yarışmasında son 10 yılın en mükemmel uçak tasarımı ödülü almıştı. 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nı gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ilgi görmüş. Erdoğan, Türkiye'nin yerli uçağını üretme hedefini taşıyan Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi'nin sahibi Celal Gökçen'i tebrik etmişti. Şimdi de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya Türkiye Yapay Zeka Konferansı için geldiği Berlin'de Aquila Havacılık Şirketi'nin uçak fabrikasında incelemelerde bulundu. 2 kişilik tek motorlu Aquila A211GX modeli eğitim uçağıyla kısa süreli bir uçuş yaptı. Uçağı çok beğendiğini söyleyen Bakan Varank'tan müjde geldi. Arge tasarım ve üretim noktasındaki tecrübesini Aquila ile buluşturan ve büyük bir atılım gerçekleştiren B-Plus, şimdi Türkiye'yi daha da heyecanlandıran bir adım atıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aquila Havacılık Şirketi'nin Türkiye'de de uçak fabrikası kurmayı planladığını söyledi. Bizim amacımız Türkiye'de katma değerli üretimi ve katma değerli ürünleri çoğaltmak. Havacılık sektörü bu açıdan önemli. Celal Beylerin girişimiyle buradaki üretimin bir kısmını Türkiye'ye taşımış olacağız ve Türkiye'de kendi markamızda uçak üretimi yapmış olacağız. Uçaklarını da test etmiş olduk. Gayet güzel, memnunuz. Türk girişimcilerimizin dünyanın her yerinde bu tip yatırımlar yapması bizim için önemli. Ve buradan elde ettikleri know-how'ı, katma değeri Türkiye'de uygulayarak üretebilmeleri bizim sanayimiz açısından önemli. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Aquila ve Bursa Uzay ve Havacılık Şirketi sahibi Celal Gökçen de Türk girişimciler olarak bugüne kadar 50 uçak ürettiklerini, uçak üretim hedeflerini büyüttüklerini söyledi. Başarılı olmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin bir yatırımı burası. Dolayısıyla başarısı bizim için de ülkemiz için de önemli diye biz de düşünüyoruz. İnşallah hayırlı olur. Bugüne kadar 50 uçak bizim süremizde üretilmiş oldu. Ayda 2 uçak üretmeye çalışıyoruz. Şu anda 1,5 civarında 2'ye çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için de gerekli altyapıyı geliştiriyoruz. Bundan sonra da tabii hedefimiz Türkiye'de bunu üretmek. Oraya doğru adım atmak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlık olarak uçak fabrikası yatırımı için Türkiye'de yer arayışına başladıklarını da söyledi. Tabii bir piste ihtiyaç var böyle bir yatırım için. Dün bana geldiler, biz de en kısa sürede kendilerine uygun bir yeri ayarlayıp inşallah üretim tesislerini kurmalarını istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, üniversitelilerle bir araya geldi. Öğrencilerin kentin farklı noktalarında oluşturulan üniversite tercih rehberlik noktalarında uzman rehberlerden destek alarak doğru tercih yapabilmeleri sağlanmıştı. Hayatlarının dönüm noktasında Büyükşehir Belediyesi'nin yanlarında bulduklarından dolayı Aktaş'a teşekkür ettiler. Aktaş da buluşma vesilesiyle öğrencilere nasihatler de bulundu. Gelecekleri için kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Biraz daha farkındalık oluşturup önde koşmak lazım. Koşarsanız da hayata daha iyi hazırlanıp daha çok fırsatları yakalama şansına sahipsiniz. Park halindeki araçtan gelen sesler üzerine vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi aracın kaput ve tekerlek kısmından bakarak inceleme yaptı. Yavru köpeği kurtarmak için aracın kaldırılması gerektiğini ancak kendilerinde kaldıracak aparat olmadığını söyleyerek olay yerinden ayrıldılar. Bölgede toplanan vatandaşlar acıyla bağıran köpeği kurtarmak için çare ararken olay yerinden geçen Orhan Gazi İtfaiyesi'nde görevli grup amiri Cengiz Topel yardıma koştu. Abi davulun bozu sökelim.
Ancak o da tüm çabalarına rağmen yavru köpeği çıkaramadı. Orhan Gazi Belediyesi'nden getirilen kriko ile kaldırılan aracın altına yeniden giren Topel, yarım saat uğraştıktan sonra yavru köpeği kurtardı. Aracın altından çıkarılan köpek olay yerinde hazır bekleyen veteriner ekibine teslim edildi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı teknesinin ağına 5 metre uzunluğunda 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar büyük şaşkınlık içinde köpek balığını tekneye çıkardı. Tekneyle Babakale limanına getirilen dev köpek balığına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.